Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşler. An itibariyle Yüce Kralımız Halife İnal hayata gözlerini yumdu. Yerine verasetini atadığı Halife Buğra İnaloğlu geçti. Henüz 12 yaşında kendini iyi hisseden bu genç çocuk zeki, meraklı, paranoyak ve sadistik düşünceleriyle yeni bir kral olarak tahtın başındaydı. Üstelik doğudan gelen Moğol tehdidi hızlıca dünyayı esir alırken Turkish Player krallığının böyle bir konumda olması bizleri bir tık yoruyor ve bir tık üzüyordu. Çocuğumuzu hızlı bir şekilde evlendirmemiz gerektiğini bir düşünüyorduk. Dolayısıyla tüm becerilerin toplamı deyip İpek Otar ile hızlı bir şekilde evlendirelim abi. Öncelikle bir tane bir toprak bize verebilecek abla ile evlendirelim. Sarayımızdaki birçok noktamız boş. Ramazan. Bu niye Ramazan? Bu bizim oğlumuz niye değil? Ben bunu en son oğluma atamıştım, onun kardeşini. Bilmiyorum. Vekil Arç olarak Prens Başbuga. Ağabeyim. Ağabeyim mi artık? Yeğenim mi? Bilmiyorum. Şansölye olarak Atabey Uluç. Casus başı olarak da Atabey Saim. Atabey Saim'i bir tık etkilememiz gerekiyor, yoksa ağzımıza sıçacak. Hanım bulmamız gerekiyor. Hanımızı da bulacağız. Evet, şu anda durumlarımız fena değil. Birazcık sıkıntımız var ama tabii ki. Öncelikle bir kontlukta kontrol arttırma yapmamız gerekiyor gibi. Şöyle şu Ubul'la da neden böyle bir sıkıntı var bilmiyorum. Ne kadar diyor? Görevin süresi niye yazmıyor lan? Ha, bir şey yokmuş. İyi. Hemen bitiyormuş. Kültürümüzü bir yandan yaymak istiyoruz. Devam etmek istiyoruz kültür yayımına. 8 yıl diyor. Şu koca bölgeye kültürümüzü yayalım kardeş. 7 yılda oraya yayacak. Güzel. Şu planları sekteye uğratmada kalsın emmi oğlumuz. İç ilişkileri güçlendirmede kalsın bu. Ve hızlı bir şekilde sizleri şoka uğratacağım bölüme gelelim. Şu akitlerin toprağını hemen bir ellerinden alalım babacığım. Bunlar kim köpek lan? 12 yaşındaki genç savaşçımız savaş ilan ediyordu. Askerlerin toplama noktasını hemen buraya yaptık. Tüm düzenli askerleri topla emrini verdi. Moğollar gelmeden mümkün olduğunca topraklarımızı geliştirmemiz lazım. Askeri eğitimine doğru odaklanmak istedik. Komutan olarak ben geçemiyor muyum buraya? Tamam. 12 tane bahadırımız var, güzel. Paramız var, pulumuz var, devam ki. Evlendik, evlendik. Evlenemedik, nişanlandık abi. Bebe olduğumuz için nişanlandık, lanet olsun. Neyse, şimdi savaşı görünce şok hale olacaksınız. Gördüğünüz üzere burada bir işaret çıktı. Ha 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 bebeğim. It's time. Start diyoruz. Ve savaşa komutanımızla giriyoruz. Ordularımız, gördüğünüz gibi başbugalar, feramezler, tolun olarak girdik biz komutan olarak. Karşımızda da gavurların ordusu. Bir dakika ya, bunun sesleri niye gelmiyor? Ha, şundan dolayı. Tüm askerlerimi F6'ya veriyorum. Ve ben de başbuğ olarak savaşa katılıyorum. Yok lan, kim olarak? Tolun olarak katıldık. Tolun çift sadakoyuyla, oklarıyla, atlı askerlerimizle, mızraklarımızla
Savaşları bundan sonra istersek böyle yapabiliyoruz, istersek otomatik de yapabiliyoruz. Kafamıza göre babacığım. 87'den beri. Sizi aşağılık köpekler. Bunların lordları, bunların lideri olacak köpeği bulmam lazım. Aa, şu lan herhalde Batanya fiyanı şeklinde. Sadık denen köpeği bir çırpıda yere indirmeyi başardım. Lan. Mübarizun. Bunlar bunun şövalyeleri. Oha, öldürüyor lan beni. İte bak. İşte bu. Crusader'daki savaşlarımızı Bannerlord'da artık oynayabiliyoruz arkadaşlar. Zaten Crusader Kings oynuyoruz Yusuf'cum. Sakın. Aklından bile geçirme. Seni aşağılık köle. ...96 nedir? Ölsene be adam ya. Geber köpek. Nasıl yani? Öyle yani. Biliyorsunuz ki Turkish Player Türkiye'deki itlerin kanalı. Ve Tolun ve ordusu neredeyse hiç kayıp vermeden bir savaşı kazanıyor. Dağların tepelerinde gezen köpekleri indiriyorlardı. Saray konseyinde eksik yerler var. Onları nasıl dolduracağım? Tıklayıp dolduruyorsun da saray, yani ana konseyinin dışındakiler çok önemli değil oğlum. Onlar masraf. Gerek yok yani. Orada bir tane senin healer'ın olsun, şeyin olsun, yeter yani mediğin. Ve savaşı kazandık. Bitti dediğiniz anda oyunumuz Crusader Kings'e geri dönüyor. Ha. Normalde Siege de var ama Siege'lerimiz maalesef şey değil abi. Çok iyi değil mi lan? Bence efsane güzel mod ya. Ama tabii bilgisayarı birazcık kastırıyor, ona dikkat edin yani. Bak mesela şuradan kayıpları görebiliyor muyuz? Kayıplar bile gerçekçi yani. Kimin kimi öldürdüğünü falan çok net görüyorsun bak. Oğlum ben 81 adam değerinde adam öldürmüş. Vay be, Tolun da var ya, ölecek gidecek ya. Evlenmemiş de bu Tolun ya. Keşke bu Tolun evlenseydi. Bunun soyu devam etseydi ya. Boşanırsanız boşanın lan. Ucunu ben mi tuttum? Şu oyunun seslerini bir tık kısmadık mı? Nerede lan ayarlar ha? Alright. Aha, ilham sahibi. Aha, zırh. Yaptır lan. Kabul ediyorum. Para var, huzur var kardeş. Para var, huzur var kardeş. Güzel. Hemen burayı alıyoruz. Saray olayı mevcutmuş. Bak bu gizli geçitler olayını yaptırabiliriz ya. Plan keşfetmeyi arttırıyor. Güzel. Epikürcü eğlenceleri. Hizmetçiler tabakları yetiştirmeye çalışırken Yaşar zevke böğürüyor. Harika. Şu dünyada dana pirzolası kadar güzel bir şey yok. Ama gerçekten yok yani. Biz yiyemiyoruz. Sen ye Yaşar. Safranlı kek. Sen gerçekten karşı konulamazsın.
Oğlum ben sadist olduğum için niye bu kadar şey oluyorum ya? Kendi halinize takılın la. Saray da uçtu uçtu maşallah. Küçük kral. Küçük krala bak şimdi bak. Küçük kralın tipe bak. Vay be. 12 yaşında küçücük kral. Ve bu şeyi ne yapacağız bilmiyorum ya. Aa işte böyle kullanıyorsun oğlum. Ekstra bir şey yapmıyorsun. Money. Money neden money istediğim gibi değil money? Ratimir, benim şanıma layık bir zırh yapmak için daha fazla maddi desteği. Tamam al. Yap. Şanıma layık bir zırh yap. Yeğenim. La ben bu mülkleri vermek istemiyorum ha. Ben niye 12 yaşında olmama rağmen evlenemiyorum? Bir an önce büyümem lazım. Bey Yunus ve Atabey Muhammed ülkemdeki en güçlü vasallar arasında. Onların ortalığı birbirine katmasınlar diye sürekli nasıl mutlu edeceğimi bilemiyorum. Belki de gururlarını okşamak doğru yoldur. Aa, ikisinden de 50 gold alayım ya. 50 görüş alayım ikisinden de abi. O benim için çok önemli o 50 görüş. Altı kişiden parayı da cepleyelim. Devam ke. 12 yaşında kalkıyordur ya. Wooden zırh yaparsa ağzına sıçarım onun bu arada. Stres kazanacağım ama %64 de item daha güzel olacakmış. Ne yapalım? Ratimir zırh ile macera oluştu. Eser %64'e inandık. İnandık %64'e. Üzme bizi %64. İpnelere bak. Abi. Eyvah, bunların askeri fazla lan, ne bok yiyeceğiz? Eyvah, çıkan iş çatışmaya bak. Abi ben niye kimseyi çağıramıyorum savaşa? Vasallarımı çağıramıyormuş. Evet, biraz boku yedik gibi.
Pulum mu kalsın, şunu mu vereyim ya? Evet. Evet, şu 5000'i bir 5000'i bir yok edelim abi. 5000'i bir yakalayıp keselim abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şey kiralasam. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizim oluşturduğumuz tarikat vardı ya. Abi nasıl eksik ya? Dindarlığımız eksik ya. Benim babamın oluşturduğu. Paralı asker alsak. 800 kişiye 200 gold vermenin hiçbir manası da yok ya. Karacık. Kalenin koridorlarında onu geldiğinde kalbim kuş gibi artıyor. Kindar olmamın ne avantajı vardı? Diplomasiyi düşürüyor. Entrika, dövüş, korkunçluk. İnatçı olsak. Kindar olayım ben ya. Gel gel, kaçma gel. Gel kaçma gel. Gel kaçma gel, sana bir şey göstereceğim gel. Gel sana bir şey vereceğim gel. Gel kaçma gel. Kaçma lan. Namınıza koydum şimdi. Şimdi namınıza koydum. Namınıza koydum babacığım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu ne lan? Ordu kalmamış ki bunlarda. Bunlarda ordu kalmamış ya. E ne oldu ki bunlar? Nereye kaçtılar bunlar? Boştan yere girdik desenize savaşa. Abdullah'ı tutturdular. Ya nereye kaçtılar, ben anlamadım o işi. Vallahi anlamadım o işi. Ha, 5300'ü bırakıp kaçtı. Yakaladık gibi.
Kusursuz kalitede. Bir dakika, Oğuz Kalkan'a bakalım. Nerede abi? Savaş bir gidici gibi ya. Dur ya, daha sonra. Şurayı bir alalım. Başkente gidiyor abi herif. Abi başkente gidiyorlar. Eyvahlar olsun, başkente gidiyorlar. Tahta bölmeler. Kale avluları. Neyse, şunu bulsun da bari. Yani Bannerlord'da bu savaşı kazanabilir miyiz bilmiyorum abi. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Ben hala kutsal tarikatı kiralayamıyor muyum abi? Kaç eksik diyor? 48. Allah Allah. Hadi bakalım. Kale alma gelmedi Fatih ya. Gelmedi acı daha ya. O yani Royal Court'la çalışmıyormuş. Normal native'le çalışıyormuş galiba da. Royal Court'ta biz çalıştıramadık. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. O ne ya? Öldüreydin amına koyayım. Canım bitti ya. Geri çekilip otomatik mi yaptırsaydı savaş?
Yok olduk oğlum. Geri çekilsem ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Evet, kalabalık olan savaşlara Bannerlord'da girmek çok mantıklı değilmiş arkadaşlar. Bir dakika, bunu bilmiyorduk. ...21 Haziran. 1 Ocak diyor ya. Neyse durun, bir dakika, yapacak bir şey yok. Allah'ım bu ne ya? Benim ailemde birisi yok mu ya? Aha. Anamı evlendiriyorum ittifak kazanmak için. Anamla evlenecek, ittifak kazandıracak kimse yok mu ya? Aha, kız kardeşim var. Bunlar uzakta ya. Bunlar yukarıda. Bunlar aşağıda. Zerenciler olabilir. Kardeş en yakın neresi? Aslında bunlar çok uzak değil. Bunlar gelir ya. Baba seninle evlendiriyorum. Seninle bir ittifak olalım. Şu anda çünkü zor zamanlardan geçiyoruz. Diğer kardeşimi de hemen. Bak bunlar aslında iyiymiş bunlar ya. Bununla evlendirelim. Bizi kurtarırsa bu ikisi kurtaracak. Bizi kurtarırsa bu ikisi kurtaracak. Geliyorsunuz mu oğlum? Oğlum bu nerede? Bu sarayda mı bu item ya? Böyle bir kalkan yapmış. İhtişam geliyor. Bir bok gelmek. Bok gibi item yapmış. Boşuna para verdik. Oğlum gönderiyor mu asker? Aa 8000 kişi gönderiyor. Vallahi gönderiyor. Oğlum siz gönderiyorsunuz mu? Drongiler. Vallahi drongilerde bir hareket göremiyorum ha. Neyse dur bakalım. Onlar gelene kadar dayanacağız abi. Onlar gelene kadar dayanacağız.
Eyvah, çok sıkıntı. O 8.000 kişi direkt geldi babacım. Tamam, burayı alalım gidelim. Ulan oğlum, bu ne ya? Bu ne ya? Kısmet Gaming lan ilk defa. Hayda. Sen Atabey Uluç. Şimdi siktir git. Seni dandik köpek. Sen kime şekil şükür yapıyorsun lan? Sen kime şekil şükür yapıyorsun? Adamı mahvederim, mahvederim. Yerini bileceksin. Biz ittifaklarımızın güçleriyle bugünlere geldik. Şimdi bu örgütleşmede başka kimler var kardeş? Hadi siktir git. Hadi siktir git. Alayını kestim, amına koydum ortalığın. Bana karşı hainlik edenler. Tüm topraklarını bırakıp gide. Alayını doğradım, alayını. Altına sıçıyorlar şu anda. Beni gören var ya, kaçacak yer arıyor. Alright. Şimdi bu mülkleri dağıtmam lazım ya. Şu karıyla bir evlenseydik, bir büyüyeydik. Büyüyebileydik. Burayı verek mesela ya. Kimin ki bu? Toluna verdim. Tolun, sen adamsın. Bizi bu savaştan çıkardın sonuçta kardeş. Az gelişmiş yerleri kaktıracağız. Taklit Beyliği.
Kerkü vermeyeceğim. Buna iyi para geliyor ya. Kerak Kalesi'ni verebilirim. Burayı verelim birine. Bayburgan'ın hiç toprağı yok değil mi ya? Yo, varmış. Mekke'yi vermem. Kera verecektim. Sana veriyorum Tuğrul. Oğlum bu ip ne bir şeyler peşinde bu Atabey ya. Bu Atabey'de bir kaşarlık var ya. Burayı verelim birine. Şöyle savaşçı komutanlara verelim de. Devam. Bunun hiç önemi yok, bu gitsin Ançer. Devam baba, bir şekilde kurtardık. Evlendireceğiz de yaşının gelmesini bekliyorum. Bu işte bir hinlik var dedim, almadım. Korumalıyım kendimi. Kendimi bir şekilde korumalıyım çünkü sıkıntı var abi. İranca öğrenemem ya. Ne İrancası? Ne geldi? Afrika'ya gidecek de ne getirecek bana ya? Siktir git, desteklemiyorum. Benim memleketimin paraya ihtiyacı var. Bana sürekli bir şeyler yapıyorlar abi. Zaten Moğollar geldi içimize kadar. Prens Osman ve vasalım Atabey Saim arasında sık sık derin bir sohbete dalmış. Ya Atabey Saim'den birazcık iyileştirmek istiyorum arayı. İyi durumdayız. Şu an için bir sıkıntımız yok. Bebeğimiz biraz da büyürse daha iyi olacağız. Oğlum bu 14 yaşına geldi ya. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Yani çocuk tahta yeni geçtiği için böyle oluyor ama bu çocuğu geçirmeseydik tahta sıkıntı olacaktı abi. Bizi kurtarırsa bu çocuk kurtaracak çünkü. Ordumu güçlendireyim ya. Atlı askerleri fullemişiz. Zırhlı yayayı fulleyelim. Tamam, zırhlı yaya da fullendi. Şu an fena değiliz. Şu an fena değiliz. Ya Büyük Kaan'a işte biat etsem mi acaba, onu düşünüyorum ya. Büyük Kaan'a biat et. Abi aykırı düşünceler yayıldı. Benim dindarlık elden gide ya.
Valim Bey Ali, son zamanlarda sinirime dokunuyor. Sadist olduğum için ağzına sıçtım. Stres kaybettim. Güzel oldu. Sadistim kardeş. Yapacak bir şey yok. Aylık gelirim niye düştü ya? Keyfim o kadar yerine geliyor ki. Sen kimin çocuğusun lan? Akrabam bunlar da. Akrabam karım hep piştik peşinde ya. Abi evlenmem lazım. Evlenmem lazım. Dini kasıyorduk. Din yalan oldu. Elimizden gitti din. Aha. Tuğruk Mengüçoğlu'ndan bir yeri devraldım. Güzel. Para geldi. Allah bereket versin. Şu anda birazcık fazla yeri elimizde tutacağız. Mecburen tutacağız. Abi şurada falan çok sıkıntı var ya. Burada bir kontrol arttırın. Sen de git şuraya bir kültür yay. Ya bu ipne Atabey sahim. Biz bunu atadık. Bu hala bizi sıkıntı yaptırıyor ya. Bunun yeri neresi ki acaba? En çok gelen yeri var mı bunun? Yok, en çok gelen yeri falan yok. Neyse devam et. Aleykümselam aleykümselam arkadaşlar da işte gerekeni yapmaya çalışıyorum. Bu herifle arayı düzeltemiyorum abi. Bu Atabey sahin başımıza dert olacak abi. Büyük problem çıkaracak bize ben size söyleyeyim. Çok büyük sıkıntı yaşayacağız o itne yüzünden. Oğlum büyü lan büyü artık 15 oldun büyü artık. Kim benim vasim ki? Oğlum ip ne? Sen benimle niye aran kötü? Sen seni aldım sarayıma soktum. Hainlik yap diye mi soktum? Oh be! Sonunda reşit olduk ya. Rehbersiz savaşçı özelliğini de kazanmışım. Güzel. Evlen kardeş. Tamam bu 8'e çıktı. İdare. Mülk odağı. Şuradan bir yürü. Sonunda büyüdük ya. Allah'ım 16 yaşına geldik sonunda ya. Neymiş bu arkadaş? Tamam elimdeki siktiri boktan mülkleri iteleyelim birilerine yine. Şöyle aslında... Abi soyumdan olmayan birine de vermek istemiyorum ya. Saruca Gülfemoğlu. Bunun aramız iyi aslında ya. Hovarda, iştahsız, gölge ustası, kibirli. Sana verdim lan.
Bu yavşağı değiştiriyorum abi. Kardeşim atayım bari, ne yapayım? Kardeşim gelsin abi. Ağzımıza sıçacak çünkü, yani öldürecek bizi. Genç yaşımızda yok edecek. Moğollar büyüyor anasını satayım. Her yere aldılar Moğollar. Sınır komşusu olduk Moğollarla. Aha David Ermenistan. Aa şunlarla savaşa girmedik mi? Musul almadık mı ya? Gerçi Musul. Krallık için cihat ilan etsek. Üf. Bunu bir kere mi yapabiliyoruz? Ortodokslar da gelebilir ama savaşa. Krallık istilası yapamıyoruz. Kontluk. Oturduğumuz yerden olmuyor arkadaşlar. Oturduğumuz yerden olmuyor. Bu arada şu toprakları da hemen birilerine vereyim ya. Güzel. Güzel kültür önderi olduk. Kim ki bu ya? Bana ne amına koyayım? Kime karşı savaşa girdiysek. Neyse he dedik geçtik ya. Devam baba. Moğol istilası gelmeden şuraları bitirmemiz lazım ya. Abi 4000 kişi geldi. Şu 4000 kişiyi ezemez miyim lan ben bu orduyla?
Hadi geçmiş olsun. Güzel. Solak da bitirdi. Aha, Moğolların içinde. Aa. Erbiller nasıl bunlara geçti ya? Kaan Cüci bizimle şey yapmaz mı ya? Bunu etkilesek falan biraz. Aha, Prens Osman öldürüldü. Yapacak bir şey yok zaten. Sen birazcık biz seninle kötüydük be Osman. Abi casus başı. Yani şunu atayım ya. Öbür herif çok sıkıntı bize ya. Büyük limitinin üstündeyim biliyorum ama şu anda pek yapacak bir şeyim yok. Şuna bir para göndersem ya. Aha beni sevmeye başladı. Beni sevmeye başladı. Bizi sevsin abi, bizi sevsin. Moğollar sıçacak. Moğollarla arayı iyi tutmamız lazım. Gerekirse Selçuklu'ya saldırırız beraber. Ne var? Görgüsüzlük mü? Geğirtenin gürültüsü yemek salonunda yalkanırken Allah'ın Ramazan göbeğini okşar. Hayvan mısın oğlum? Ağzına sıçarım Ramazan adam ol. Geğirmiş pezevenk. Sarayı inletmiş geğiriyle. Diye böyle. Şuna ne la Palmira Malmira? Sen de bana ait olan bir şey var. Bana geri ver. Neyi istiyorsun lan? Ne istiyorsun oğlum? Siktir lan. Göt lalesine bak. Sen de bana ait olan bir şey var diyor. Sen kimsin lan? Androsilere dalıp alsam mı aslında komple ya? Ya şu Gürcistan'ı almasak mı? Aradan çıkarmasak mı ya? Kaç bin askeri var bunların? 15 bin. Aslında alınır biliyor musun? Aslında bunlara karşı bir cihat ilan etsek. Üf neler olur da neler. Şu şeyin bir artmadı ya. Mülk odam. Çok az kazanıyoruz abi. Eğitimimiz mi düşük bizim? Yo, eğitim öğrenim 11'miş. Örgütleşmeler dağıldı. Biz ne savaşına girdik? Sen kimle savaştasın kardeş? Umbayla savaş demiş. Ya kanka benim senin oraya asker göndermem çok pahalı ya. Sen kesersin onları. Ben sana inanıyorum. Güzel. Kaan Cüce ile aram nasıl ya? 60 bin asker nedir babacım? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Vallahi boyun eğeceğim gireceğim yanlarına ya. Dindarlık artıyor ince ince de. Bir hacca mı gitsem ya? Vallahi gittim. Vallahi gittim hacca. Yola çıkma vakti. Bir hacı olalım ya. O kadar halifeyiz bari hacı olalım. İyi iyi çocuğumuz büyüdü. Şimdi birkaç tane eş alalım abi. İttifak gücümüzü arttıracak. Ama Selçuklarla ittifak olabiliriz. Rogyanlı, Sumra ve Sumi.
Şu kızı alalım ya Selçuklu'dan. Şunu bir arayayım. Bir de şöyle bana tüm becerilerin toplamı olan bir hatun bulun. Evet. Zeki uçuk mu? Uçuk ne demek amına koyayım? Akubono. Çalışkan, kibirli. Bak şu hatunla da şey yaparız abi. Çocuk yaparız ondan da. Evet. Alright keke. Yok onlar vermiyorlar ya. Tıraş et amına koyayım. Hepimiz tıraş olduk iyi mi? 20 stres kaybettim. 375 dindarlık kazandım. Bir de hacı da oldum geldim baba. Hacı Gaming. Tamam, hacı olmamız önemliydi oğlum. Hacı olmamız önemliydi. Çünkü lazım bazı şeyler. Aha Maraşalim öldü ya. Sen nasıl bir delikanlısın? Gel buraya dahi stratejist. Beyin al 20 görüş. İnsanların en şanlısı biri bırakıp gidecek. Tüm iyi temenniler kendisine yönelecek. Bunu kabullenmeyenler ne de çoktur. Arkasında bıraktığı hiçbir şey yoktur. Beyin al. Kimsin sen? Kardeş ver dindarlığımı alayım ya. Dindarlığımı alayım ya. Dindarlığımı alalım. Tamam, toparladık. Memleketi toparladık arkadaşlar. Memleket toparlandı. Altın yükümlülük. Tahsildar. Kestirme yol. Vergileri bir açalım değil mi? Vergileri bir açalım. Gerçi biz şuna gideceğiz. Evet. Mülk limitine gideceğiz. Mekke bölgesindeki tahsildar durumu araştırılmalı. Köyü bir zat denetlemeye gittim. Neden gittim bilmiyorum. Kesin sakat kalacağız. Mehdi ile bir görüşelim bakalım ne diyormuş. Vergiler mi? Hangi vergi? Lordum oturun bir sakinleşin. Hangi kontluk? Mekke. Ah o vergiler. O vergiler. Bir daha gün ışığı görmeyeceksin köpek. Solucan saymaya ne dersin köpek? altındır. Böyle şeylere gerek yok abi. Gittim Mehdi'yi kestim amına koyayım. Vergi ödemek köylüler için kimi zaman zor. Güzel idare yaşam zamanlar kazanmak. Kontrollüklerimiz falan nasıl gidiyor abi? 10 yıl kaldı, 10 ay kaldı. Tamam, 10 ay kaldı. Güzel. Kızım oldu Gülbahar. Zeki güzel. Güçlü ve bilgi ol kızım. İlk çocuğumuzu doğurduk en azından. Ne oldu amına koyayım? Üvey kardeşim İnal'a öldü. Münzevi özelliği. Münzevi özelliği ne ki?
Stres kaybı, idare ve diplomasi düşüyor. Esrarkeş olunca idare düşüyor. Tamam, sonra bakarız. Şu anda çok gerek önemli değil yani. İllaki aşarız onu. Benim saray soytarım var mı bu arada? Var saray soytarım. Eğlendir lan beni göt. Sarayı bir toplayalım. Atabey Muhammed, üvey kardeşim Prens Başbuğ ile yanıma geldiler. Abi neyi seçsem bok gibi ya. Neyse şundan gidelim. Yaşayan bedenler üzerinde deney yapmak daha iyi. 51 kon... Harcadım vallahi şeyi. Kurtuluş adına her yol denenmelidir. Şaraptan uzak duruyor etkisi. Öldürülecek 100 dindarlık. Öldür amına koyayım. Kim ki bu? Öldür gitsin pezevengi. Ateş attım. Çok eğlenceli. Onu bunu kestim amına koyayım. Önümüze geleni kestik arkadaş. Abi Selçuklarla ittifakım sona mı erdi? Selçuklarla ittifakım sona erdiyse benim bu karıyla evlenmiş olmama gerek var mı abi? Ya boz nişanı sokarım. Yeni hatun bulalım. Bak bak çevikmiş. Çevik hatunla evlenelim. Devam et. Güzel. İttifakımızı yeniden kurduk. Sokarım ya. Moğol geliyor da ne yapacağız bilmiyorum ya. Selçuklu'yla ittifakım. Yani şu Androsilerle bir ittifak olamadık. Şu herif bir ölse de ittifakım olsak şunlarla. Bu herifle bir ittifak falan olamıyor muyuz ya? Savaşa girsek bunlarla. Aa şurası Bahriya diye bir yer olmuş lan. Kont Thomas. Bilemedim ya. Ne yapsak ki? Gelmiyor bu Ortodoks pezevenk. Nusaybin'i ben bir alayım ya. Bedava yer. Bedava yerleri toplayalım baba.
İbneye bak, hane falan kurdu la, sen kimsin oğlum? Evet, Anadolu'ya doğru gitmem lazım da. Çok seri bir savaştı. Teşekkür ediyorum. Nusaybin'i de aldık. Yani Anadolu'ya girdik artık oğlum. Nusaybin'i falan aldık işte. Kim ki bu ya? Siktir git lan. Ne vereceğim sana küçücük kızım? Aslan bununla evlendi. Ah lan, bu kızı evlendirmeseydik keşke de, neyse yapacak bir şey yok. Kaan Cüci, ne durumdasın sen kardeş ya? Aha, artı 3 diyor lan. Artı 3 diyor. Senin çocuklarından evlenebilecek var mı ya? Abi herif hiçbir şekilde kabul etmiyor ki. Nasıl şey yapacağız? Börçigin. Börçigin hanedanından birini bulabilir miyiz acaba evlenmek için? Yok, kimse yok. Ay sokayım ya. Bir evlenemedik Moğollarla ya. Of, sokarım ben buna, dalıyorum ya. Diyarbakır kontunu alalım mı? Krallık için cihat yapmayacağım ya. Onu başkasına kullanırız. Kontluk alalım abis. Ha, bunu bir alalım ya. Habur bizim olsun. Aşağılık şeytan Isabelle. Güzel. Biraz adam keselim ya. Biraz adam keselim ya. Acık adam keselim acık. Bannerlord'la birleştirdik ne de olsa. Hadi bakalım. Aa, şeylerle, milislerle daldık ya, milisler böyle. Milisler siktir baktan. Ben gideyim onların lordlarını bir ayıklayayım.
Moğollara oradan yer bırakacağım canım geçmeleri için. Lan ölüyordum. Ulan arkadaş ya. Milis kaldık ya. Ama Oğuz kültürümüzü koruyarak halife olduk. Oğuz kültürünü yaydık. Baya böyle Araplaşmadan Araplara hükmediyoruz yani bayağıdır. Lan. Buna koduklarım. Sizi geri gavurlar. Ata binen küçük köylü. Güzel. Easy win. Oha Moğollara biri dalıyor lan. Aa Konstantinopol ordusu Moğollara dalıyor. Ananı satayım. Lan benim kültürümü yay pezevenk. Bunlar kim lan? Dur dur yekten şurayı da alalım biz ya. Biz yekten burayı da alalım babacığım bedava. Ordunun başına ben geçsem ne olur? Oğlum bazılarıyla aram çok kötü lan. Bu genç yaşında birçok zaferi bizlere getiren Prens Buğra artık gerçek bir kral, halife olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı. Aa ikiz çocuğum oldu. İkisi de kız mı lan? İkisi de kız amına koyayım. Esin'le Vahide.
Dinleyecek lan da benim şanım her yerde. Anam 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 anam, topraklara bak. Topraklara bak. Androsillerin aslında 22.000 abi, bunlarla benim elay olmam lazım ya. Kızımla senin oğlanı evlendirek yeğen. Ne diyorsun? Kekemeymiş. Bununla evlensin. Niye kabul etmiyor lan? Benden 20 bin üstün olduğu için kabul etmiyor. Salağa bak. Moğollar geliyor. Moğollar. Ya abi. Moğolların ben liderini etkileyebiliyor muyum? Arttırılmış kontrol. Kaan Cücü etkilenmedi. Of, şuradan Moğollara geçiş bırakacağım abi, mecbur. Yoksa Moğollar bizi mahveder yani. Aşağıdan Andrüsselere gidemiyorum zaten. Bunlarla ittifak olmuşum. Şurayı alalım ya. Abi bana mesela neden katılmıyor ya? Ne kadar saçma ya. Gelmesi lazım bize. Katılması lazım bu herifin. Kendimi geçeceğim başına. Neredeyim lan ben? Yeni hükümler Kaan Menges'e olsa da şüphesiz cücü kadar korkunç olamaz. Ayda. Yüz gold vermem bu arada sana ya. Bölünmüyor da amına koyayım bunlar. Herif 40 binle devraldı ya. Kaan Menge'yi midir nedir, 40 binle devraldı ya. Kardeş seni bir etkiliyor ya, ne dersin? Biz bunu bir etkileyelim. Kalsın oğlum, bize her zaman 19 Mayıs. Şurayı da bir alalım. Fazla toprağım oldu ya. Şu aşağıda aldığım yerleri dağıtmam lazım.
güçlü adamlara vereyim ya. Orduma gelsinler, şey yapsınlar, katılsınlar. 34 savaş ya abi. Ve ben bu kadar toprağa götüme mi sokacağım acaba? Abi şu ordular nerede savaşta ya? Bu savaş nerede abi? Selçukluların savaşı. Yürüyün gidiyoruz. Yardım edelim bunlara da bari. ...126 kazandım. Çok güzel oldu bu. Aa, Selçuklular savaşı kaybediyor. Lan salak, başkente gidiyor mal. Aptalın başkente gidiyor, savaşı kaybediyor ya. Amma kızımız oldu, bir tane oğlan da olsun ya. Ya boştan yere savaş kaybettim, bu salaklara yardımcı olacağım diye ya. Bu savaşa girerim baba. Bu savaşa girerim. Bu savaşı yaparız. Paraya ne oldu bilmiyorum abi. Bir şeyler oldu. Bir yerlerden bir şeyler geldi. Para bir anda yok oldu ya. Uf. Bu savaşı almamız lazım abi. Savaş very important for us.
Nereye kaçıyorsunuz lan? Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Nasıl yenilgi lan? Oğlum nasıl yenilgi lan? Yendik ya lan. Oyun, oyun. Oğlum yendik ya lan. Abi bu herifler bu savaşı kaybedecek ya. Eyvah kaybettik abi. Bir de böyle deneyelim ya. Yani bizim herhalde bir şeyde sıkıntı var abi. Böyle birlik olma muhabbetinde bir problem var ya. Müttefikle savaşa girmede bir sıkıntı var galiba. İnanılmaz abi ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Lan hiç atlokçumuz yok ki bizim ya. Benim bunları kendim azaltmam lazım ya. Başka türlü bu iş olmayacak. Ah be. Oğlum kaç tane var bunlardan ya? Adamlar 500 tane şövalyeyle gelmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Kaybettik abi savaşı. İnanılmaz abi. İnanılmaz ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Böyle bir şey olamaz ya. Ay sokacağım bu müttefiğin savaşına ben ya. Bunların salakların kendi orduları nerede? Lan ordum kalmadı, ordum. Neyi seçsek ki? Düzenli askeri birliği bir arttırıyor abi, bunu aç. Bunu aç abi, bunu aç. Neyse, şu an şu fight'ı aldık en azından. Bu güzel oldu. Bunlar burayı geri alırken biz de şurayı alalım. Münzevi olmak istemiyorum abi. Oha! Niye Musevi oluyorum lan? Niye Musevi oluyorum? Hiçbir fikrim yok. Yapacağım bir şey yok kardeş. Ya resmen Selçuklu'nun götünü kurtardım ya. Halat turnuvası yaptık. Biz de arkadaşlar katılalım dedik. Maç başladı. Kısa ip verdi elimize. Neyse çekmeye başladık. Halat kum. Neler yaşamışsınız hele ya. Ne zor şartlarda yaşamışsınız ya. Oh be. Sonunda bir oğlum oldu. Zeki mi? Zeki vallahi. Helal lan. Şimdi evladımızı bu arada biz eğitelim abi. Ya da başkasına mı eğittirsem? Tüm becerilerin toplamı. Üvey kardeşim iyiymiş de ben eğiteyim ya. Valla savaşı bildiğin heriflerden değiştirdik ya her şeyini. Bizim sayemizde kazanıyorlar yani.
Şimdi de oğlan bitmez anasını satayım. Şimdi de oğlan bitmez. Mevzu bitti savaş. Abi bitmiş savaş. Savaş bitti sonunda. Anasını sattı mı savaşı? Ne savaşmış ya? Bunlar hep Moğol İmparatorluğu mu arkadaş? Neymiş bu Moğol İmparatorluğu ya? Bir ilişkiyi bunlarla coşturamadık ya. Dur lan, buna Hazreti Muhammed'in kutsal sancağını da vermezsin ya. Sikko bir şey vereyim ya. İplikten soracağım. Ver. Zaten almamış. Kabul etmiyormuş. E oldu, sana görkemli kılıcı bir veririm. Al lan, sana eser gönderdim işte. Tak bir yerine. Avaso hedeflerinde Selçuk olan komplolar kuruyormuş. Abi bu Avaso... Abi bu iyi hekim ama ya. Ben bunu... Alosu eşini bilir. Bu hala aynı hekim değil mi? Babamın ayağını kesen. Savaş ilan edildi. Abi. Halife olduğum için şimdi ben mi şey yapıyorum? Bu savaşı yönetiyorum abi. Eyvah eyvah eyvah. Ulan ne savaşa girdik be. Allah 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 Allah. Herkes geliyor var ya. Üf. Şuraları bir alalım. Ondan sonra gireriz büyük bir savaşa ya. Gerçi herif şuradan gelenleri hep temizledi bak ya. Gelin lan. Hem halifeyim hem iblisim amına koyayım. Var mı? Aha. 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 Üf, yok ettik. Ne prestij geldi lan buradan.
Şurayı da bir alalım. Hadi artık bitsin şuraların şeyleri. Şu atmaları bitsin. İlk defa böyle bir savaşa girdim abi. I'm coming. Gelin benimle kutsal askerlerim. Arkamdan yürüyün. Bu gavurların hepsini bu topraklardan sonsuza kadar gönderecek halifeniz burada. Gelin benim kutsal askerlerim, gelin. Gelin ordular, Allah'ım savaşa bak. Allah'ım savaşa bak. Fordu Kudüs. Büyük Müslüman savaşı. Büyük Hristiyan Müslüman savaşı. Haçlı seferinin tek gerçek komutanı. Halife Buğra İnaoğlu. Allah'ım Allah'ım bu da ne? Bu ne babacım bu ne? Bu nedir bu? Ne yapıyorsunuz bununla? Bu savaşa giriyoruz babacım. Humus'u aldık. Şurayı da aldık. Şimdi bu topraklardaki bu büyük savaşı bitirme zamanı geldi. Siz buraya geldiniz, yok olacaksınız. Ama bunu ne zaman bitireceğiz? Bir sonraki bölümde bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü 2,5 saat oynamışız. Gerçi 45 dakika falan sohbet ettik ama olsun. Yine güzel bölümdü bence. Yine iyi toparlandık. Şu anki kralımız bence 10 numara 5 yıldız abi. Henüz 26 yaşında olmasına rağmen gerekeni yaptı. Kral bence uçuyor gidiyor. Bu kralla yürüyeceğiz abi. Bir şekilde Moğollara da kafa tutmamız lazım ki bu savaşı kazanırsak zaten Moğollar iyice bir tırsışa geçecek. Yani şöyle asker savaşlarına güçlere baktığımızda biz abi bunlar 110 bin askere geçmişler çıkmışlar. Vay anasının amı. Neyse artık bir şekilde bir şey bulacağız yani bir şey yapacağız abi. Müttefiklerimizi de çağıracağız olmadı yani yapacak hiçbir şey yok. Bunlar da girecek savaşa. Hep beraber buraya dalacağız. Burayı çıkaracağız baba burayı yok edeceğiz yapacak hiçbir şey yok. Yani bu savaşı kazanmak zorundayız. Bu savaşı kazanmanın dışında başka bir alternatif olduğunu düşünemiyorum. Müttefiklerimiz de gelince herhalde bayağı bir sayılarımız artar diye düşünüyorum. Şu an bizden iki kat fazlalar. İki kat. Savaş sandığı. Dindarlık. 6600. Üf benim payım 1300. 13.000. Anam. Prestij sandığı. Benim payım 5000. Alırsak bir kağı para. İnanılmaz paralar falan filan gelecek. Ben bu savaşı alacağım abi. Ben bu savaşı ne yapıp ne edip alacağım. Ama bir sonraki bölümde yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi geceler. İyi geceler ne iyi geceleri. Daha gece olmadı. Daha saat 10'muş. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bir sonraki yayında. Bye.